Biliyorsunuz en çok oynandığı dönemde Kamil karşı seçim evet. olarak geliyordu. Ve Kamil'i çok az gördük bu turnuvada Gwen'e karşı. Biraz Gwen'e ittiler burada Zeus'u açıkçası. Bizim ultisi direkt Exa'dan onları çıkartacaktır. Ben bu arada RNG'nin genel toplamda kompozisyonu daha çok beğendim. Bunu söylemem gerekiyor. Oynaması biraz daha basit. Shao sanırım bu minyonlar alınca Rob'a eşitleyecek. Çok bir fark yok Faker'la arasında. Yalnız üst koridorda bir skor kokusu var. Şimdi ulti kullanıldı bir inden Zeus. Tutuştur atıyor. Ulti tutacak mı? Son yük ve ilk an birebir de Zeus'a gidiyor ama Bean istedi bu birebiri. Ne yaptı Bean? Yani orada kalkan da geldi. Kalkan da güzel geldi pasiften gelen. Ama devamında yani o tutuştura karşı biraz daha tanklayabileceğini düşündü diye tahmin ediyorum ama. Ya manasının mı yetmeyeceğini düşündü yani. Acaba Zeus'un ulti kullanmayı bilmiyorum. Tabi nişancılar arasında da bir minyon farkı oluştu. Aslında her koridorda yaklaşık 1-2 minyon dalgası kadar bir üstünlük var bu arada. Onur yeteneğini tutturdu. Havaya savrulacak mıyım? Burada hasar yetecek mi bakalım? Üst koridordan bir skor haberi daha T1'a. Bitti. Vayne'in tecrübe puanı %80 civarlarında bir skor. Onu belki seviye 6 yapar ama bu arada Faker biraz fazla hasar alıyor. Önde kalıp alamet bırakılmak durumunda kaldı. Yakalan bir Onur var. Sıçra kurtarmayacak onu. Sayı avantajını çok iyi kullanıyor. Rengi Zeus'u düşürmek üzereler. Zeus düşecek mi? Çok fazla can yeniledi. Ve o kırt kırt kaçtı. Ve buraya kadar altında Shao'ya gidiyor. Ming'le Vayne bu skorların ardından seviye 6'ya dolaşıp rahatlıkla alamet alacaklar ama bu kadar dezavantajlı başladığı durumda büyük RNG troll. Büyük bir avantaj sağladı. Çok büyük troll geldi ama Onur'dan ya Aykut. Ama fakat yine de deneyecekler mi? Kumayışı çaldı mistik atışıyla. Ama arada kalan bir Keria var. Keria düşmeden önce almak istedi. Aldı da alameti. Aldı bu arada. Keria. Keria. Yani normalde alamaması lazım ama sanki elini uzattı aldı alameti orada. Gerçekten İlginç öyle. İlginç bir açıda. Yani T1 her şey bir anda onun için çok kötü görünüyordu. Ufuk ama kılıcı. Sıçratmış gibi görünüyor. Ufuk kılıcı. Ufuk kılıcı. Hiç animasyonu görünmüyor yalnız. Gözüktü. Çok ufak da olsa gözüktü. Sıçrası da var zaten. Biz tekrar izlerken de T1 alameti kullandı üst koridordan ve ilk kuleyi de alıyorlar. Onur burayı denemek isteyebilir ama tutmadı yetenekli zaten. Zeus. Çok vurur. Alameti kuleye kadar getiriyor. Yarı canını kaybetti şimdiden ama Vayne'in defansif ulti kullandığını görüyoruz. Bean sıçrayla birlikte uzaklaşmak Keria. İstiyor. Ama yakalanan bir Vayne var. Shao geldi yan taraftan. Zeus alırsa işleri değiştirebilir. Zeus düşmedi. Vayne'i burada düzeltiyorum Onur. İkinci skorda buluyor. Shao'yu alıyor. Uyutulan bir Ming var ama Faker Bean'in peşinde. Bean kule altında. T1'ın neler yapıyor? Zeus skorda Ming. Ming ikisini de alabilir Ming. Kule. Onur düşecek. Bırak. Kule onlara düşürdü. Keria da ters istikamette yakalanıyor. Tutuştur. Bean tutuştura düşüyor. Neler oluyor karşılaşmada? Dakika 11. 11 skor var. Aradığımız aksiyona 5. maçta ulaştık. Ama bu savaşı istemeyecek gibi görünüyor Arinci. Vayne çünkü üstüne dönüşü gerçekleştirecek. Kule altı mı gelecek? Ultisi gelmek üzere. Bu arada Onur ters bir açıda kalabilir orada. Şimdi Hex'e geçildiğinden oraya gelen bir Gumayışı var. Onur çalıyı kontrol etti. Hatta devamında getiriyor. Keria'dan bir Hex flash. İsabet dalgası orada ve iyi bulmadı ama Vayne yine de düşecek gibi görünüyor. Son bir vuruş sıçraya geldi Gumayışı'dan. Ming buradan kaçmayı başaracak gibi. Ama Arinci ne zaman rakibinin ormanına adım atsa hemen birini avlıyor T1. Bu sefer de Vayne aradan çıktı. Oo bir dakika. Şimdi o beklenilen kule altı geliyor mu? Ultisi var. Vayne direkt olarak ultiyi kullanmak isteyebilir. Faker. İki tane sıçrası var. Şimdi ultiyi kullandı. Kule hasarını iptal ediyor. Sersemletecek Faker'dan kullanılan bir sıçra ama bu hasardan kaçmasının imkanı yok Faker'ın. Ya bu arada bir sıçrası varmış. Diğeri beklemek istiyoruz. Üst koridordaki ikinci kule. Shao'dan bir denemeye Ayarton Öpücük bekletiyor. Hep buzu kullandı. Ardından Ayarton Öpücük. Hasar biraz fazla mı az kaldı? Gereğinden fazla mı az kaldı emin değilim ama. Shao bir şekilde aldı Gumayushi'yi. Luden'e gitmiş ama Luden'in yanında bir yönye çizmeleri var. Bu arada Bean rakibin üzerine doğru gitmişti. Kanca atışıyla Keria'nın üstüne atlıyor. Hexa kocam atamını kullandığı gibi onu takip eden iki isim var. Ve Keria'yı yıktıktan sonra burada sayı avantajı artık RNG'de. Zeus bakalım ışından kullanmak isteyecek mi? Hayır, bu alameti bırakacak gibi görünüyor Team One tarafı. Ekstra Keria skoru da cebinde kaldı RNG'nin. Oradaki pozisyon değişmek durumunda isabet dalgası 3 kişiye hasar veriyor. Ming'in kalkanını da kırdı. Ama 10. seviye. Şanslı burada biraz RNG. Evet, Faker burada mavi güçlendirmeyi almak için bir vakit bulamadı kendine. Orta koridorda şimdi rakibin ters ayakta yakalamak isteyen bir RNG var.
Burada uyku baloncuğu da tuttu. Leonardo'da kullanılıyor. Ve Bean eksek ulti atamadı. Kullanamadan düşüyor. Onur 3 kişiyi tanklamak istiyor. Orada ultisi çok fazla. Zaman kazandırdı Zeus kendisine. Link uzaklaşmaya çalışıyor ama Zeus'un ulti hasarı yeterli olmadı. Yine de istediğini aldı T1. Hem skor hem de ejder için büyük bir avantaj. Daha çizmesini topunu bitirmemiş. Orada Zeus'u yakalamak için Weimar'a doğru yaklaştı. Bakalım takım arkadaşlarından yardım bırak, gelecek bırak. Mi? Hayır, arka tarafı ve eksek geçişiyle gelen Bean var. Bu arada carry'e düşmedi. Nasıl olur? Bean ne yapıyor şu an? Şifa geldi Guma Yushi'den son anda. Şifa usta. Ya, aradaki skor farkı hep 2. Altın farkı da çok büyük açılmıyor ama oyunu dikte eden sürekli T1 gibi duruyor. Evet. Evet, yani birinci dakikadan beri o şekilde. Ve şimdi Baron'a bir sinyal var. Ve Baron'a direkt olarak başlanıldı. Bakalım ne kadar zaman kazanabilecek. Faker'ın üzerine tutan bir yetenek var. Baron 7000 canda. Görüş küresi de geldi. Çok hızlı gitmiyor gibi. Yalnız Baron'a bitirme kararı mı gelecek acaba? Faker'dan bir deneme isabetli değil. Baron'a bitirme kararı geliyor. Burada bir %50-%50 denilebilir ama Carrie şimdi dışarı çıktı. Carrie durdurdu. Baron oluyor ama Carrie düştü. Ve Vayne ultisiyle dışarı çıktı Baron pitinden. Şimdi Shaun'un 2 şarjı daha var. Mink burada kronometre kullanıyor. Zamanda kazandı. Hiç kaçma niyeti yok gibi. T1'ın savaş istiyorlar burada çünkü arayınca oyuncuların hepsi farklı yerde ama Gala dahil oldu savaşa. Gala'dan güzel bir hamleye görünmez oldu orada. Gala'yı hala koruyorlar. Shao. Gala hayatta kalınca işleri taşıyan isim. Shao oluyor. Shao toplamda 5 tane ulti kullandı bu savaşta. Guma Yushi'yi de çok bırakmaya niyetleri yok gibi. Canlar az ama var. Dikkatli olmaları lazım. Mink geldi buraya. Guma Yushi'den kullanılan bir sıçra var. Yetenek nereye kaçtı. Kaçacak? Her taraftan kuşatıldı Guma Yushi. Bir kuleydi aslında. Shao. Ve RNG 5 skor buluyor burada. Shao ve Gala o kadar temiz oynadılar ki savaşı. Şu anda kendi gösterdi. Shao da Faker'la birlikte haritanın farklı noktasındalar. Bu arada carry'e biraz dürtülüyor. Ejder başladı. Şimdi Shao'dan kullanılan bir hexte geçiti. Konumunu değiştirdi o noktada. Benim Faker zaman istiyor. Vayne'i iyi dürttü. Üzerine tutan bir de baloncuk var. Vayne'den defans kullanılan bir ulti. Ejder bitirmek isteniyor. Ejder burada. Guma Yushi de kaldı. Ama bir savaş izleyeceğiz. Kerya'dan güzel bir kronometre. Bu arada Ming'i çok erken kaybediyorlar. Shao geri çıkmak durumunda. Gala'dan agresif boyun. Gala Kerya'yı aldıktan sonra pozisyonunu yenilemek istiyor ama önünde durabilecek bir tankı kalmadı. Gala'dan güzel ulti. Gala bir kez daha devreye giriyor. İki skor birden buldu bu savaşta ama Vayne'in kaçacak bir yeri yok. Şimdi Faker'dan bir uyku boncuk kimseyi tuttu mu? Hayır. Faker çıldırdı. Kaçmaya çalışıyor arayınca oyuncuların. Faker onların peşinde. Şimdi Gala'dan bir otomatik saldırı geldi. Kovalar. Faker için bir baloncuk daha. O baloncuğa biri yakalanacak. O isim de Vayne oldu. Vayne de düştü. Faker'ın yeteneği isabetli değil. Çok uzakta rakipleri ama T1 hem 3. ejderi aldı hem de savaşı kazandı. Faker eşya olarak gerideyken yapıyor bunları. Arkaya. Şundan geliyor Faker. Yine bir savaş. Yok. Yine bir savaş. Bean geldi. O tarz noktalarda çok iyi anıları yok ama Zeus onun üzerine direkt Bean olarak kullanılan bir tutuştur. Shao ultisiyle yaklaşmaya çalışıyor. İsabet dalgası Bean'e gelmeyince Shao skoru buldu. Faker. Şimdi Faker'ın başı dertte. Faker balkon tarafında biraz hava alacak. En fazla o kadar. Daha fazla yapabileceği bir şey yok. Ve bu skorda Gala'ya gidiyor. 8. skorunu buldu Gala. Baron. Aynısı LeBlanc için de geçerli. Şimdi Baron var. Diğer tarafta da 40 saniye sonra. Baron başladı. Yalnız RNG bunun farkında ve Baron çıktığında o Ejder'e gitmek istemiyor. Pardon, Ejder çıktığında. Baron tehditini yaşamak istemiyor ve hamleyi yaptılar. Baloncuk orada Vayne'in geçişini engelliyor ama Baron eriyor. Tek yedi. Baron eriyor. Baron düşecek Vayne'i. Burada Baron almayı başarıyor. Çok yalnız Bean düştükten sonra işler çok istediği gibi ilerleyemeyebilir RNG'nin. O yüzden geri çıkıyorlar ama Ejder için büyük bir fırsat T1 adına. RNG sanırım üst koridordan ikinci kuleyi istiyor. Vayne'i çalar var, mı? Çarpı var, ultisi var. Vayne girdi, Vayne girdi. 3000 canda. Yavaş atmaları lazım, Vayne'i düşürmeleri lazım. Çalarsa çok değerli olur çaldı. Bu Vayne. Vayne Ejder'i çaldı. Bu T1'ın tüm planını suya düşüren bir hamle. Şu anda bitiriyor Abaddon'u. Ve orta koridor ikinci kulesinden bir kuşatma. Bakalım burada bir savaş izleyeceğiz. Mink biraz önde kaldı. Carrie'den bir ulti denemesi ama devamı gelmiyor T1 adına. Yani o alanı RNG kontrol etmek istiyor. Ki şu anda güzel de bir görüş kazanıyor. Onur yakalandı yan tarafta. Hemen üzerine kullanılan bir Gala'dan ulti. Gala 9. skorunu buldu bu karşılaşmada. Vayne kule altına giriyor. RNG maçı bitirebilir burada. 2. skor. 3'ü de istiyor Gala. Gala 3'ü de buldu. Gala. Ve Shao da 4. skoruyla beraber maçı bitirmeye doğru emin adımlarla ilerleyen bir RNG var. Bean Zeus'u yakaladı üzerine. Hemen bir sıçra. 4'te 4. Gala'dan. 12-0-6.
7-1-14 Şavgala ikilisi. İnanılmaz bir karşılaşma geçirdiler. Bu çocuk oynuyor. 22 ülke kadar ulaştı Şav bu arada, artık bir eşya o da. Ve RNG yapılan hataları çok iyi değerlendirdi. SKT'den de T1'dan da yer yer bunları gördük ama RNG bu ikili arasındaki ilk karşılaşmayı kazanmayı başarıyor.